Savunma Bakanlığı'na göre birazdan izleyecekleriniz aslında hiç olmadı. Uçaklardan biriyle bağlantıyı kaybettim. Merkez burası izleme kuşu. Acil durum bildiriyorum. Bu şeyin güç bağlantısı kesildi. Düşüyorum. Bu görevi alabilmek için araya kimleri soktuğuma inanamazsın. Yoksa beni bir huzur evine göndereceklerdi. Ona komut etmiş olmak hayatımdaki en büyük onur. Ve şimdi onu bir müzeye çeviriyorlar. Eğlence bittiğine göre artık işimize dönebiliriz. Restorasyona gerçekten San Pedro'yu varmadan önce bitirmek zorunda mıyız efendim? Evet, donanma bunların hiçbir için para ödemiyor Jane. Bütün masrafları müze karşılıyor ve gittiğimizde hazır olmasını istiyorlar. Böylece yatırımlarının karşılığını görebilirler. Biraz şey görünüyor. Biliyorum ama bir de şöyle düşün. En azından güzel bir deniz gezisi yapıyoruz. Tüm mürettebat savaş durumuna. Rütbeli subaylar köprüye. Doktor Flynn de köprüye lütfen. Alarm durumu tüm gemi için zebra. Generalin emri. Kaptan, yaklaşan füzeler var. İşte oradan. Ver kaptan, önleyiciyi devreye sokun. Yüksek frekansa geçiyorum. Aman tanrım. Efendim, hedefe kilitlendik. Az önce yaptıklarım savaş hamlesi. Ateş edin. Radar kilidi kayboldu. Ateş edin. Efendim, hala Enterprise grubundan hiçbir gemiyle irtibat kuramadık. Bunların hiçbiri lanet mantıkla örtüşmüyor. Kuzey Korelilerde bir uçak gemisi grubunu yok edecek hiçbir şey yok. Iowa şu anda olayı araştırmaya gidiyor. Iowa mı? O lanet bir müze. Onlar ne bildirdi? Onlarla da irtibat yok efendim. Maç sayısı peşinde koşmak yerine belki de küçük oynamalıyız. Bir planım vardı bariz. Oraya Mark 5'imizle gideriz. Onlardan daha hızlı hareket eder, sudaki küçük izleri işaretleriz. Ve gövdelerine çarptığı yeri buluruz. Sonra da gemiye biner ve kontrolü ele geçiririz. General McCracken, başkana 6 dakika sonra briefing vereceğim. Neler oluyor böyle? Tahmin olarak bu kuzeyin saldırısı. Şimdiye kadar Güney Kore'de gerçekleşmiş olan çok sayıda füze saldırısı tespit ettik. Geri gelmişken general, bir EMP yaratmak için nükleer silahlara ihtiyaç duyulmaz mı? Kuzey Kore'nin nükleer silah ürettiğini kaçırmış olamazsınız değil mi? Burası Iowa. Bizi duyuyor musun? Iowa, kimlik kodlarınızı onaylamak için işaretimi bekleyin. Uluslararası tansiyonun ve gerilimin daha fazla artmaması için onu bulmalı ve durdurmalıyız. Şu anda topyekün bir savaşı önlemek için tek şans biziz. Silahçı, 5 inçlik toplar hazır mı? Hazır, bekliyor efendim. Komando timi, gidin. Menzil 2 kilometre. Aralıklı ateş. İşte orada, o hedefe ateş et. Önleyicileri devreye sokun. Evet. Sandalları hazırlayın. Silahçı, iyi atıştın. Başardın. Yeterli değil. Ne? Yeterince enkaz yok. Bu denizaltı savaşlarındaki en eski numaradır. Ve ben de bunu yuttum. Şimdi kaçmış oldular. Bakın cesetler. Aman tanrım, ne olmuş onlara? Rollins, Moore, Juarez. Üzgünüm teğmen. O yaşıyor. Sıhhiye! Doktor durumu nasıl? Doğrusu yaşamıyor olması gerekirdi. Vücudunun %95'i yanmış. Bir çeşit radyasyona maruz kalmış. Yarbay, neler oldu? Koreliler değil. Uzaylılar. Uzaylılar. Tüm mürettebat çarpışmaya hazır olsun. Atış karşılama hazırda bekle. Süvariler geldi. Kaptan, ana toplar her şeyle hazır olduğunu rapor ediyor. Düşmanın bilinen son pozisyondan nişan alın. Hemen. Ana topları ateşle. Ana toplar ateş. Evet. Evet. İşte bu.
tam isabet. Mükemmel. Sonra savaş. Harika. Kaptan, hava teması efendim. Yine uzaylılar mı? Çinliler. Silahçı, küçük gemilere nişan alın. Ana topları indirin, ateş serbest. Evet, işte harika. Bu. Komandolar görevi başarmış olmalı. Wexler, bana hemen Pentagon'u bağla yoksa 3. Dünya Savaşı başlar. Sanırım hallettim efendim. Sayın Başkan, uzaylı aracı ele geçirdik ve onları yok ettik. Elimizde kanıt var. Ama kanıtı gönderemiyorsun değil mi? Hayır efendim, gönderemeyiz. Efendim, bana güvenmek zorundasınız. O gemiler Korelilere ya da Çinlilere ait değil. Saldırıyı iptal edin. Kaptan Winston, uçaklara beklemelerini söyleyip Çin başkanını arayacağım. Ama kanıt olmadan onu uçaklarını geri çekmeye ikna etmek biraz zor olacak. Kaptan! Bakın, havalanıyor. Gemi denizden yükseliyor. Amerikalılar doğru söylüyormuş. O gemiye nişan al. Ana topları ateşle. Bir yıl sonra. USS Iowa'ya hoş geldiniz. Amiral? Hayır, sadece bay. Emekli oldum. Tıpkı Iowa gibi. Ben ülkem için üzerime düşeni yaptım. Öyle diyorsan. Aa, hayır, ben öyle diyorum. Ama hala merak ediyorum. Neyi merak ediyorsun? Acaba uzaylılar düşürülmeden önce yardım çağrısı gönderebildiler mi?